LSPDFR'ın yeni versiyonu olan 041 mısır mısırdır birazdan. Merhaba arkadaşlar, LSPDFR'ın 0.4.1 versiyonunu nasıl yükleyeceğimizi anlatacağım arkadaşlar. Biliyorsunuz 0.3 versiyonu vardı, daha sonra 0.4 ve en son 0.4.1 versiyonu çıktı. Bunu indireceğiz. Ben de 0.3'ü kullanıyordum. 0.4 çıktığında yüklemeyi denedim, yükleyememiştim. 0.4.1 çıkınca tekrar denedim ve oldu arkadaşlar. Size de göstermek istedim. Bununla ilgili sıkıntılar olduğunu biliyorum. Dolayısıyla bu video umarım herkes için faydalı olur arkadaşlar dedikten sonra hemen nasıl indireceğimize bakalım arkadaşlar. Hemen buradan LSPDFR'ın sayfasına geliyoruz arkadaşlar. Burada LSPDFR 04'ü seçiyoruz. Hemen şurada Download LSPDFR 04. Buna tıklıyoruz. Aşağı doğru geliyoruz arkadaşlar. Hemen sağda Download This File. Buna tıklıyorsunuz. Hemen aşağı doğru geliyoruz arkadaşlar. Agree Download diyoruz. Üst yukarıya geliyoruz. Şimdi burada arkadaşlar iki tane dosya var. Manuel ve otomatik setup. İkisini de indiriyorsunuz arkadaşlar. Bu ikisini de indirin. Masa üstüne. Burayla işimiz kalmıyor. Gelelim. Rage Plugin Hook. Burada da arkadaşlar Download'a tıklıyorsunuz. Bu sayfaya geliyorsunuz ve burada Rage Plugin Hook Open Alpha'nın en son sürümü olan 0.65.12.37.15.477 bunu indireceğiz arkadaşlar. Burada işimiz kalmıyor. Şimdi Simple Trainer'a gelelim. Hookvi Native bunu indireceğiz arkadaşlar. Hookvi Native'i hemen şöyle indirden tıklıyoruz. Tekrar bir sayfa açılıyor. Bu sayfada da arkadaşlar şu download yazan kısmı tıklıyoruz. Buradan indiriyoruz arkadaşlar. Bu şekilde masa üstüne atabilirsiniz. Bunu da kapattıktan sonra yine bir tane daha Simple Trainer var. Bu da farklı bir Simple Trainer. Bunu daha önceki bir videomda Simple Trainer olarak anlatmıştım. Bu Simple Trainer biraz daha özellikli arkadaşlar. İsterseniz bunu kullanabilirsiniz. Diğeri daha sade bir Simple Trainer'dır. Hookvi Native. Burada da yine indire tıklıyoruz arkadaşlar ve bunu da masa üstüne atıyoruz. Dedikten sonra burada işimiz kalmıyor. Burada arkadaşlar oyunumuzun GTA 5 oyununun kurulu olduğu yere geleceğiz. Onun için ne yapıyoruz? Bu bilgisayar diyoruz. Yerel diskçe diyoruz. Program dosyaları x86 diyoruz.
Steam diyoruz. Steam Map diyoruz. Common diyoruz. Ve Grand Theft Auto 5. Evet. Burası arkadaşlar. Atacağımız yer. Modu kuracağımız yer burası. Tekrar alayım arkadaşlar buradan üstten. Bu bilgisayarım yerel disk C, program dosyaları x86, Steam, Steam Apps, Common, Grand Theft Auto 5. Evet. Buraya atacağız arkadaşlar. Bunu şöyle kenara alalım arkadaşlar. Bu sayfaya dikkat edin. Şu anda orijinal haliyle duruyor. Yani sayfayı temizlemiş durumdayım. Burada daha önceki versiyonlardan kalan modlarınız varsa onları temizleyebilirsiniz arkadaşlar. Tek tek şöyle tıklarsanız buradaki orijinal klasörler isterseniz bir fotoğrafını çekin. Ona bakarak hangisi fazla buradan çıkartabilirsiniz. Şuradan çarpıya basarak dosyaları tek tek silebilirsiniz. Fazla olan oyunun orijinaline ait olmayan dosyaları atabilirsiniz arkadaşlar. Hatta uninstall lspdfr uninstall kısmı var şurada. Onu da oradan silebilirsiniz. Oraya tıkladığınızda remove diyerek mevcut olan dosyaları oradan çıkartır. Geri kalanlarını da siz silersiniz arkadaşlar. Bu şekilde yani burayı bir temiz tutuyoruz arkadaşlar. Ondan sonra manuel şuradaki dosyamızı alıyoruz arkadaşlar. Açıyoruz. Açtık. Burada görmüş olduğunuz bütün dosyaları arkadaşlar oyunumuzun ana yerine yani GTA 5'in ana sayfasına kurulu olmuş olduğu ana sayfasına atıyoruz arkadaşlar. Kopyalıyoruz. Şöyle boşluğa bırakıyorsunuz arkadaşlar. Hiçbir dosyanın içine değil. Bırakıyoruz. Bıraktık. Evet. Gördüğünüz gibi dosyalar buraya geldi. Şimdi bununla işimiz kalmadı. Bunu kapatalım. Şöyle aşağı alalım. Onu aşağı aldıktan sonra hemen şuradan LSPDFR 041 setup buna tıklıyoruz arkadaşlar. Burada bir yükleme yapıyor. Evet. Burada next diyoruz arkadaşlar. Next dedik. Agree diyoruz. Buradaki her şeyi kabul ediyorsunuz yani. Burada ayrıca sizin için oyunun ana klasöründeki GTA 5'in ana klasöründeki fazla kalan modlar varsa onları da temizlemiş oluyor arkadaşlar. Buradan temizliyor. Geri kalanları. Buradan next diyoruz arkadaşlar. Install diyoruz. Evet. Bu kadar. Finish diyoruz. Şunu aşağı alalım. Böyle bir sayfa geliyor arkadaşlar. Buraya next diyoruz. Yeni bir sayfa geliyor.
Please accept Reg plugin hook license dedikten sonra buraya Show License'a tıklıyoruz arkadaşlar. Böyle bir sayfa çıkıyor. Burada işte 5, 4, 3, 2, 1 Accept diyoruz. Tekrar bir sayfa çıkıyor arkadaşlar. Buna da OK diyoruz. Ve böyle bir sayfa çıkıyor. Buna da Yes diyoruz arkadaşlar. Bu kısım arkadaşlar aslında nasıl diyeyim size, daha önceden manuel yaptığımız işlemin otomatik halidir. Yani aslında Rage plugin hook'u oyunun ana klasörüne normalde manuel olarak atıyorduk. Şimdi burada buna gerek kalmıyor. Buradan otomatik olarak kendisi içeri atıyor arkadaşlar. Şu an yüklüyor. Biraz bekleyeceğiz. Bu arada biraz üşüttüm arkadaşlar. Ara sıra öksürüyorum. Kusura bakmayın. Burası biraz zaman alabiliyor. ...81 GB yüklenecek arkadaşlar. Şu an 50'ye geldi. Evet, az kaldı. Bitti sayılır. Creating backup. Evet arkadaşlar. Bu sayfa açılıyor. Şimdi burada bu kısımda bir şey yapmıyoruz. Plugins'e geliyoruz arkadaşlar. Burada ne yapıyoruz? Şu load these plugins on startup. Şuraya geliyoruz. Burada LSPD first response. Bunu tıklıyoruz arkadaşlar. Daha sonra şöyle yapıyoruz. Load all plugins on startup. Hatta şöyle mi yapsak? Şimdi hemen yüklememek için. Şu game setting'e geliyoruz arkadaşlar. Şurada en üstte command line switches, buna tıklıyoruz.
Ben de arkadaşlar ekran kartı çok iyi olmadığı için ben kendimce ayarlamıştım. Direct 10.1. Daha önceki videomda size göstermiştim sanırım yine 0.4'ün kurulumunda videonun sonunda ekran ayarlarında size bahsetmiştim Direct ayarları ile ilgili. Ekran kartına güvenen arkadaşlar bunu seçmesine gerek yok. Direct'i seçmeyebilir ya da Direct 11'i seçebilir. Burada Borderless Windows seçeneğini mesela seçebiliriz. Bu da nedir? Kısıtlı ekran anlamına gelir. Çünkü tam ekranda eğer ekran kartınız çok iyi ise tam ekran da çalıştırmaya çalışırsanız açılmayabilir. O yüzden de bunu seçebilirsiniz. Yani ekran kartı ile ilgili sıkıntısı olmayan arkadaşlar da zaten bunu seçmesine gerek yok. dedikten sonra burası bu şekilde kalıyor. Daha sonra buradan çıkalım arkadaşlar. Çıktık. Burası yeşil oldu arkadaşlar. Burada şimdi change setting we comment disabling the version text rendering. Burada renderleyecek arkadaşlar sizin için. Plugins to load at startup. O yüzden ne yapıyoruz? Do it for me diyoruz. Dedikten sonra arkadaşlar ne oluyor? Burada bu da yeşil oluyor. Ne diyor burada? LSPDFR has been installed successful. Tamam diyoruz arkadaşlar. Burası bitiyor. Bundan sonra ne yapıyoruz? Şunu atayım şöyle. Oyunun kurulu olduğu yine ana klasörü GTA 5'in ana klasörünü açıyoruz arkadaşlar. Şöyle aşağı doğru geliyoruz. Şurada görüyorsunuz Rage Plugin Hook. Buna sağ tıklayıp mouse'tan hemen masa üstüne kısa yol atıyoruz. Şuraya basıyoruz arkadaşlar. Bakın kısa yol geldi. Buradan arkadaşlar yönetici olarak çalıştırmanızı tavsiye edebilirim. Bu şekilde çalıştırabiliriz. ondan önce tabii şu dosya konumunu tekrar açalım arkadaşlar. Unuttuğumuz bir şey var. Nedir? Simple trainer'lar. Onları da şöyle alalım. Şimdi şu simple'ın bir tanesini açayım. Hook ve native. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar. Bunu kullanmak isteyen arkadaşlar, bunu kullanmak istiyorsanız Hook native'i buradaki dosyaların hepsini direkt ana klasöre atabilirsiniz arkadaşlar. Ben bunu kullanacağım. Daha sade bulduğum için ben direkt atıyorum hatta attım. Siz de eğer dediniz ki ben diğer simple'ı kullanmak istiyorum. Okey o zaman. Yani şunu kullanmak istiyorsunuz. Çünkü bu biraz daha özelliklidir arkadaşlar. İşte silah seçimleri, partner seçimi, bodyguard'tır bilmem nedir, bir sürü versiyonlar falan var arkadaşlar. Bunu seçebilirsiniz. Onun için de ne yapıyorsunuz? Bu hook V'yi alırken şöyle Native Trainer AC'yi dışarıda bırakıyorsunuz. Yani şöyle. Sadece şu ikisini atıyorsunuz.
İkisini buraya atıyorsunuz arkadaşlar, boşluğa. Daha sonra bunu kapatıyorsunuz, diğer simple'ı açıyorsunuz. Burada da trainer VAC ve trainer VINI, bu ikisini alacaksınız. Yani şöyle yapacaksınız, şunları dışarıda bırakalım, şu ikisini alacaksınız arkadaşlar. Onları da şöyle alıyoruz, yine boşluğa bırakıyoruz. Böyle yaptığınız zaman da ne oluyor? Yani siz bu simple'ı kullanmış olacaksınız arkadaşlar. Okey. Anlaşıldı. Bunu da yaptıktan sonra başka bir şey kalmıyor burada. Hepsini halletmiş oluyoruz arkadaşlar. Şimdi burayı dediğim gibi yönetici olarak çalıştırabiliriz ve çalıştıralım. Yes dedikten sonra bu yükleme kısmı biraz zaman alabilir arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Michael'ın evinden çıkalım. Hemen şu haritadan en kısa polis merkezini işaretleyeyim. Arkadaşlar, evet. Geçeceğiz arkadaşlar. Size göstermek için. Yes diyelim. Evet arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Go on Dottie diyoruz.
polis olmak için. Okey diyoruz. Evet. Şimdi bana da bayan denk geldi. Neyse. Cinsiyeti değiştirebiliriz. Hemen şuradan male yapıyoruz arkadaşlar. Bu da ilginç bir tip. Hemen arkadaşlar şuradan bir alta geliyoruz. Burada kişinin yüz tipini belirleyeceğiz. Hatta babadan alalım biraz yüz tipini. Bu nasıl? Yok, bu olmadı. Bu değil, bu hiç değil. Bu olabilir mi? Ve çok haşim bir şey. Seçsek acaba? Tamam, bunu seçelim arkadaşlar. Rengi değişiyor. Tamam, bu olsun. Evet arkadaşlar. Hemen buradan backspace yapıyoruz. Daha sonra bir altına geliyoruz arkadaşlar. Burada da işte bunu geçeceğim çünkü. Burada işte örnek veriyorum. Burnu işte biraz eğri olsun. İşte gözü büyük olsun, küçük olsun. İşte gibi gibi işte mesela örnek vereyim. Ağız yapısı dudakları yani biraz daha kalın olsun gibi gibi seçenekleri siz istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Kişiselleştirebilirsiniz. Buradan çıkalım. Bir altına geldik. Asıl kısım burası. Burada işte saç tipini belirleyeceğiz arkadaşlar. Böyle istediğiniz bir saç şekli seçebilirsiniz. Kafanıza göre en sevdiğiniz saç stili hangisi ise onu belirleyebilirsiniz arkadaşlar. Mesela ben bunu seçtim. Buradan burun, özür dilerim, kaş yapısını seçiyoruz. Böyle değişik kaş tipleri var. Böyle bu bizim buraların kaşları gibi. Evet. Mesela şu olabilir arkadaşlar. Ben bunu seçeyim. Sol kaşı da böyle kesik şekilli yani. Şu ne? Evet, sakalımız. Burada da sakal tipleri var arkadaşlar. İstediğiniz sakal tipini kendi zevkinize göre seçebilirsiniz. Bakayım, bu fena değil gibi. Ben bunu seçebilirim mesela. Yani Türk usulü böyle bir şey de seçebilirsiniz arkadaşlar. Sevenler için. Bu da çok kaba sakal oldu. Bu da çok kirli sakal gibi. Ha? Ne dersiniz? Şu iyi mi? Yoksa hafif sakallı mı? Hafif sakallı daha mı iyi sanki? Ya da tam sakallı yapalım. Şöyle yapalım. Şöyle. Daha kirli sakallı. Tamam. Bunu seçtik arkadaşlar. Burada çeşitli işte yüz yaraları ile ilgili seçenekler var. İsterseniz hani kişisel olarak seçebilirsiniz. Burayı da geçiyorum arkadaşlar. En son save continue diyoruz. Burada isterseniz arkadaşlar burada mevcut olan ismi seçebilirsiniz. Ya da kendi isminizi girebilirsiniz. Tabii ki genelde herkes kendi ismini tercih edecektir. Çünkü sonuçta yeni bir karakter oluşturuyorsunuz.
Ben de kendi ismimi yazayım arkadaşlar. Uğur, karabiber yazdık. Ne yapıyoruz? Enter dedikten sonra bakın tabelada ismim çıktı. Sizin de bu şekilde isminiz çıkacak arkadaşlar. Uğur Karabiber use yani kullan dedikten sonra bizi kıyafet polis kıyafet bölümüne aktaracak. Evet. Polis Locker'ı seçiyoruz arkadaşlar. Burada çeşitli departmanlar var. Hangisini istiyorsanız. LSPD, LSSD, Sharp, NYSF gibi gidiyor arkadaşlar. SWAT falan. Ben buradan LSPD seçiyorum. Hemen bir altında Servant kıyafetler var. The Cop kıyafetimizi alalım arkadaşlar. Hemen bir altında random. Burada işte şeyler var. İşte polis memursunuz. Tamamen rütbesiz mi yoksa işte rütbeli mi? 3 çizgi çavuş. Ondan sonra senior officer. Bu da işte başçavuş gibi bir şey arkadaşlar oluyor. Bunun bir altında şey seçenekleri var. Hangi departmanda görev yapacaksın? Yani otoban polisi mi, işte şehir içi polis mi gibi gibi seçenekler. Ben burada petrolü seçiyorum arkadaşlar. Bu advanced kostüm kısımları biraz şey çok iddialı uçuk kısımlar. İşte değişik değişik maskeler falan filan. Bunlara gerek yok. Bundan sonra confirm diyoruz. Ve garaja geliyoruz arkadaşlar. Evet. Garajda da arkadaşlar burada isterseniz bu aracı alabilirsiniz. İsterseniz bu aracı, isterseniz bunu gibi gibi gidiyor. Tabii ki buradan bir seçim yapmamız gerekiyor araçla ilgili. Mesela bunu ben seçeyim. Burada ekstralar var. Ekstra 13 varmış. Bunu açalım. Ne olduğunu buradan anlayamıyorum. Neyse açalım. Ondan sonra modifiye bölümü var arkadaşlar. Burada arabayı tamamen modifiye edebilirsiniz. İşte şey seçiminden motor güçlendirmeden işte şanzıman güçlendirmesine kadar turboya kadar hepsi var. Burada hepsini all yapabilirsiniz. Sadece şurada plate'i hatta bakayım şuradan evet. Burada istediğiniz gibi arkadaşlar şey yapabilirsiniz. Ben mesela buradan hemen 34 UK bakayım şöyle 34 büyük harf vermiyor mu? UK ne diyelim 488 mesela Uğur Karabiber şeklinde enter dedik arkadaşlar. Burada yine tekrar plate'e gelelim. Burada mesela ne renk istiyorsunuz? Mesela yellow, black, accent, blue. Yellow, black olsun benimki. Tamam, bunu seçtim. Buradan da çıkalım. Hepsini komple modifiye etmek istiyorsanız apply all diyoruz arkadaşlar. Bakın tamamen modifiye oldu. Bir yere yakın da oldu araba. Okey dedikten sonra buradan çıkıyoruz. Hemen select continue diyoruz arkadaşlar.
Evet arkadaşlar, artık siz bir polis memurusunuz. Hemen şöyle yanaştırayım. Evet arkadaşlar, bu şekilde bir mod. Beni seyrettiğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Bu videoyu yararlı bulduysanız like atabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.